Merhabalar arkadaşlar. Yamukta alan konusunun son dersi arkadaşlar. Kum saati sorularına geçmiştik. Kum saati dediğimiz şunlardı. Bakın arkadaşlar, yamuk içinde kum saati, paralel kenar içinde kum saati, dikdörtgen içinde kum saati. Bundan sonra bunu gördüğünüzde hemen kum saatinin içerisinde olduğu yamuğu oluşturacaksınız arkadaşlar. Zaten yamuk içerisinde ama kum saatin içerisinde olduğu yamuk. Sonra isimlendirmeye başlarken önce kum saati arkadaşlar. Sadeleştirerek yapın. 1'e 3 arkadaşlar. 1'e 1'in karesi A gelirse 3'e 3'ün karesi 9 alan gelir. Peki şu melek kanatları diyordum ben bunlara. Melek kanatları neydi? Alt tabana üst tabanın çarpımı. Yani 3 alana 3 alan oluyordu arkadaşlar. İsim, isimlendirmeye başlarken komşu komşu olayına sadeleştirmeden bakın. 4'e 4 alan gelirse 2'ye 2 alan gelir. Bakın 1'e değil. 4'e 4 alan gelirse 2'ye 2 alan gelir. Alan A, D, e, F. 5 alan arkadaşlar. Bölü bütün alan 9, 10, 16, 18 alan gider ağlar 5 bölü 18 bulunmuş olur arkadaşlar. 6. özellik olarak verdiğimiz özellik arkadaşlar özel yamukta yani ikiz kenar yamukta bir özellik. D'den aşağıya doğru bir haç çizgisi çizilmiş. Alan o H çizgisiyle kendisinden sonra gelen uzun parçanın yani X'in çarpımı arkadaşlar. Bu bizim işimizi baya bir kolaylaştıracak uzun uzadıya arkadaşlar yamuğun mesela ikiz kenar yamuğun özelliğini kullanmak zorunda kalmayacağız. H'la x'in çarpımı bize alanı verir. Hemen buna bir örnek verelim arkadaşlar. Aklımızdan çıkarmamamız gereken bir örnek. Özellik arkadaşlar. Şimdi bakın 30 verilmiş, 6 kök 3 verilmiş, ikiz kenar yamuk olduğu söylemiş. Bütün yamuğun alanı isteniyor. Bakın şuradan aşağı dikmeyi indirdiğimizde arkadaşlar. Şurası 30 burası 60. E, şimdi 90'ın gördüğü 6 kökü ise 30'un gördüğü 3 3, 60'ın gördüğü 3 kök 3'ün Kök 3 katı 9 olur arkadaşlar. Buradan alan 9 çarpı 3 kökü arkadaşlar 27 kök 3 bulunmuş olur. Yani B şıkkı arkadaşlar. Yanda bir soru daha hemen arkadaşlar. Alt taban ve üst taban belli. İkiz kenar yamuk uzunluklar şekilde verilmiş. Hemen dikmeyi çizdik şuradan arkadaşlar. Bakın ikinci dikmeyi şöyle çizmiyorum. 9 ise 9 gidiyor. 21'den 9 çıktı 12. 6 bu tarafa 6 bu tarafa düşer. 6 ise buraya ne kaldı? 15. E 15 17 şura ne? 8. 8 15 17. Alan 8 çarpı 15'ten arkadaşlar 120 bulurmuş oldu. Dikkat ederseniz kural işimizi baya bir kolaylaştırıyor. O yüzden iyi bilmek gerekiyor bu kuralı arkadaşlar. Devam edelim. 8 birim 16 birim verilmiş alan. Yine ikiz kenar yamuk dik üçgen var. Hemen dikmeyi indiriyorum. Bir taraftan da oluştuğu için işimi kolaylaştırır arkadaşlar bu. Şimdi 8 birim aşağıya yansıdığında geriye 16'dan 8 kalıyor. 4 sağa 4 sola düşecek. Şura 4 birim. E 16 12 birim buraya kaldı. Alan için şu h lazım bize. Hemen öklit. H kare eşittir. 4 çarp 12. Kök alalım çarpmadan. H eşittir. 4 2 olarak çıkar. Şu 4 çarp 3 o da 2 çıkar. 3 içeride kaldı arkadaşlar. H4 kök 3 bulundu. E alan o haşla arkadaşlar 12'nin çarpımı. 12 çarpı 4 kök 3'ten alan 48 kök 3 bulunmuş oldu arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi 7. özellikte ikiz kenar yamukta köşegenlerin dik kesişmesi. Bakın daha önce dörtgende demiştik ki köşegenlerin dik kesişmesi her zaman özel durumdur. E, iki, yamukta ise arkadaşlar ikiz kenar yamukta ise dik kesişmişse H yükseklik arkadaşlar yükseklik alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı yani yükseklik orta tabana eşittir arkadaşlar. E, alan orta tabanla haşın çarpımı o zaman biz burada alan A, B, C, D eşittir H kare diyebiliriz. İkiz kenar yamukta köşegenler dik kesişmişse arkadaşlar alan haş kare eşit H da Orta tabana eşit arkadaşlar. Yani A artı C bölü 2'ye eşit. Bir örnek almışız bununla alakalı. Bakın 4 verilmiş. 12 verilmiş. Köşegenler dik kesişmiş. ikizkenar kenar yamuk. Hemen H'ı bulalım. 12 artı 4 bölü 2'den H. 8 çıkar. Alan A, B, C'de. Bütün alanı bulalım. Benden bir parçanın alanı isterim O da kum saati var. Komşu komşu komşuğunda sonra. 8'in karesi 64. Şimdi gelelim bunları paylaştırmaya. 1'e 3 benzerliği var. Kum saatinde. 1'e A gelirse 3'e 9 alan gelir. E 1 ile 3'ün çarpımı melet kanatlarımız 3A'ya 3A olur arkadaşlar. Bütün alan 9, 10, 16 alan. 16 alan 64. Buradan A eşittir 4 çıkar arkadaşlar. 16'ya böldüğümüzde. Benden neresi istemiş? Cep alanı. Şura 3A istenmiş. E 3A eşittir 12 bulunmuş olur arkadaşlar. 3A 12 bulunmuş oldu gelelim şuna 8. özellik dik yamukta köşegenler dik kesişmişse arkadaşlar dik yamukta köşegenler dik kesişmişse h kare eşittir a çarpı c nereden geliyor bu arkadaşlar bakın ac'ye şuradan bir paralel çizecek olursak bakın C'ye paralel çizecek olursak ac uzunluğu buraya taşınmış oldu e bu dik paralellikten buraya taşınmış oldu. C'de paralel kenardan buraya geldi. H kare eşittir A çarpı C elde edilmiş oldu. Zaten direkt bu değilse bilin ki bu paralel çizilecektir. Aynen ikiz ikizkenarda da aynısıdır arkadaşlar. Bakın şu paraleli buradan çizerseniz siz bu 90'ı bu köşeye taşımış olursunuz. E bu C'yi de buraya taşımış olursunuz ve oradan kurban olursunuz soruya. Neymiş arkadaşlar dik yamukta? H kare A çarpı c ne zaman dik yamukta köşegenler dik kesişmişse arkadaşlar? H karenin A çarpı C olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Gelelim örneğe. Şimdi bakın dik yamı köşegenler dik kesişmiş. Şura H bu durumda H kare eşittir. 3 çarpı 12 36 H 6 çıkar. Bütün alanı bulalım taralı alanda ondan sonra kum saati olayı. Alan ne burada arkadaşlar? Alt tavanla üst tavanın toplam 15. Çarpı yükseklik 6 bölü 2'den alan 45 bulunur. Şimdi ya Allah. Sadeleştirelim. 1'e 4. 1'e A gelirse 4'e karesi 16 alan. 1 ile 4'ün çarpımı melek kanatlarımız 4 alana 4 alan arkadaşlar. Bütün alan ne oldu? 16, 20, 25 alan. 25 alan 45 ise her iki tarafı 25'e böldük arkadaşlar. A buradan sadeleştirirsek 9 bölü 5 çıkar. A neymiş? A 9 bölü 5'miş. Benden 4 A istenmiş arkadaşlar. 4 çarpı 9 bölü 5'ten 36 bölü 5 bulunmuş olur. Yani C şıkkıymış arkadaşlar. Şimdi artık bundan sonra karışık sorular, biraz şu e, kum saati olayını iyice kavrayabileceğimiz, orta taba mantığını iyice kavrayabileceğimiz sorular aldım. Bakın arkadaşlar. Şimdi şurayı zaten birleştireceğimiz belli. Kum saatin içerisinde olduğu yamuk oluşacak bir kez. ECAD'ye paralel ECA diye. Yani şurada bir paralel kenar oluşmuş bir tarafında. da ve arkadaşlar. DC 4K. Tamamı 4K. Buraya 3K. Şu 4K buraya da yansıyacak. Sonra arkadaşlar CH1 iken şura A iken bura 2A olmuş HE. 1'e 2 şu kelebekte 3K'ya o zaman 2 katı 6K gelir buraya. Artık ya Allah diyelim. Bu 1'e 2 benzerliği var. A 2'nin karesi 4A olur. 1 ile 2'nin çarpımı melek kanatlarım 2A'ya 2A sağladı mı? 4A kare 4A kare. Doğru gidiyoruz. 3K'ya ne geldi? 3 alan. O zaman şunu da birleştirelim arkadaşlar. K'ya da 1 alan gelir. 4K'ya da 4 alan gelir. Bütün şekil isimlendi. CHB 6'ymış. CHB yani 2A 6'ymış arkadaşlar. A buradan 3 bulunur. Bütün alan istenmiş. 4, 4 burada 8, 1 de burada 9, 10, 14 alan istenmiş. 14 alan 14 çarpı 3'ten 42 yani C şıkkı bulunmuş olur. Neymiş arkadaşlar? Kum saati melek kanatı. Kum saatinden kare soranda isimlendirmeye başlar. Komşu 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 gider artık. Orta taban. Bakın orta taban verilen sorularda eğer kum saati varsa arkadaşlar bu durumda yukarıda kullandığınız harfle alan isimlendirmek için aşağıda kullandığınız harf aynı olabilir. Sıkıntı yok. Hemen bakın şurada bir kum saati var. Yukarıda bir isimlendirmeye başlayacağım. Kum saatin içerisinde bulunduğu yamı oluşturdum. DC2 iken AB1'miş. DC2 AB1. Bakın orta taban olduğu için ben buraya 2 diyeyim. şuraya 4 diyeyim 2 katı. 2A ise şu onun orta tabanı A olur. 2A ise orta tabandan A olur. 4A'nın orta tabanı KF. 2A yani şuraya da A kat. Bakın ya Allah. A'ya A alan gelirse 2A'ya 4 alan gelir. E 1 ile 2'nin çarpımı melek kanatlarım 2A'ya 2A arkadaşlar. A'ya 3 alan geliyor. A'ya 3 alan, A'ya 3 alan. Alt, altı da aynı harfi kullandım. A'ya 3 alan kaldı şura. Şunu da çizeyim arkadaşlar. A'ya 3 alan kaldı. 4'e A'ya 3 alansa 4'e 12 alan olur arkadaşlar. Ne oldu? 3, 4, 6, 9, 21, 24, 26, 27, 31, 36 alan oldu arkadaşlar. Bütün alan 36. KLH aydı. Bölü 36A. 1 bölü 36 bulunmuş oldu arkadaşlar. 1 bölü 36 bulunmuş oldu. Orta tabansa bu. Yok orta taban değilse yandaki soru bakın. Yandaki efsane bir soru. Güzel bir soru. Şimdi DE2 iken demiş ki şura 2K iken DE 2K iken AE ha tam tersi. Burak K iken arkadaşlar yukarısı 2K olmuş. Şimdi K'ya 2K. Ben şuradan bakın arkadaşlar orta taban olmasa da bir taban çiziyorum. K'ya 2K. O zaman burayı A'ya 2A ya bölecek. Sonra bize lazım olan arkadaşlar başka ne AB üçgen DC1. DC1. Ben buraya 3B diyeyim. Şu 3 katı bura 9B olsun ki ışık kaynağını kullanabileyim arkadaşlar. Çünkü buradan buraya 3K'da 3B olmuşsa her B'de 1B olmuştur. Bakın burada 1'e 9 oldu. Buraya ben C dersem ya da B diyeyim arkadaşlar. Buraya 1B dersem şura 9B olacak. E şurası 10B ise yukarısı 20B olacak. 1'e 2 oranından dolayı. Ya Allah deyip başlayalım. Bakın kum saati burada. Şurayı bir birleştireyim arkadaşlar. Şimdi B'ye A gelirse 9B'ye 81A gelir. E 1 ile 9'un çarpımı melek kanatlarım 9A'ya 9A olur. Şimdi komşu komşu gideceğiz. Şurayı da bir komşuya dönüştüreyim. Üçgensel bölge. B'ye A gelmişse arkadaşlar 20 B'ye 20 A gelir. Bakın artık gidiyoruz. B'ye 20 A gelmişse 3 B'ye yukarıya ayrı aşağı ayrı düşüneceğim. Bakın B'ye 20 A gelmişse 3 B'ye 60 A gelir. 3 katı. Peki şura ne arkadaşlar? Işık kaynağı. Buradan buraya 9 B. 3 adıma 9 B olmuşsa her adıma 3. 2'ye 6 B olur. E B'ye 20 ise 6'ya 120 A olur. Gidiyoruz artık. Geldik şu alt tarafa. Bakın alt tarafa ayrı bakayım. B'ye ne geldi burada? B'ye 10A geldi. Bakın dikkat ederseniz. 6B'ye 60A gelir. Bitti mi? Bitti. E, F, C, D. E, F nerede arkadaşlar? E, F, C, D. Kaç ediyor? 80, 81A. Bölü alan AFB. AFB o da 81A arkadaşlar. A'lar ve 81'ler giderse sonuç 1 bulunmuş olur. Bakın buna dikkat. Orta taban olmadığında arkadaşlar yani aynı harfi kullanabileceğiniz bir bağlantı kurmanız gerekiyor komşu komşu yoluyla arkadaşlar. Bakın efsane sorulardan biri daha size. Şimdi burada e, önce bir siyah kalemle şu şura 2s alan kenar arkadaşlar. Alt tarafın 3s alan olduğunu söylermiş. Şimdi ben bunu üçgene tamamlıyorum ki irtibat kurabileyim arkadaşlar. Bakın bunu üçgene bölsem şöyle. Benzerlik oranı 2'ye mesela 2'ye k diyeyim. Şu e, k'nın 2 olduğunu unutmayın. 18 de 9k olur arkadaşlar. E k'ya 1 alan gelirse 9k hepsi arkadaşlar 9k'ya 81. 1 oradaysa şu alta 80 alan kaldı. Yani 5 ise 80 alanmış. S buradan 16 alan çıkar. 2 ise şurası 32 alan. Bakın arkadaşlar ne oldu? 1a'ya k gelmişti. 1'in kökü k. E, 32a bunun hepsi kaç? 33. 33'ün kökü burası. Kök 33k olur arkadaşlar. X'imiz Kök 33K oldu. E K neydi burada? 2 Yani 2 kök 33 olarak bulunmuş olur. Zor bir soru bu bakın arkadaşlar. Görmesi zor bir soru dikkat. Yanda yine kum saati. Bakın şurada bir kum saati var. Hemen kum saatin içinde olduğu yamuğu oluşturdu. AF 5 iken, bura 5K iken FB 2 kaymış. Şu C ile de çıkmamış arkadaşlar. Şöyle. Şimdi başka ne verilmiş? DF şu da şuraya paralel. 2K da buraya gelir. Ya Allah. 2'nin karesi 4 alan. 5'in karesi 25 alan. 2 kere 5 10. Melek kanatlarım 10 alana 10 alan. Melek kanatları nasıl? Alt tabanı üst tabanı çarpım. Şimdi peki 2K'ya ne geldi? 14. Buradaki 2K'ya da 14 alan gelir. Demek ki şu taralı 36 olan alan 24 alanmış. 24 alan 36 ise her iki tarafı 24'e böldüğümüzde A eşittir 12 ile sadeleştirin 3 bölü 2 çıkar. Benden istenen alan ADC. ADC. 14 alan istenmiş. 14 alan eşittir. 14 çarpı 3 bölü 2'den 21 bulunmuş oldu arkadaşlar. 21 bulunmuş oldu. Evet. Ne kaldı şimdi? Son sayfamız kaldı. Sayfayı bir kontrol edeyim. Düzelteyim şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın burada alttan bir açı ortaya gitmiş. Üst tabandan gelen çizgiyle dik kesişmiş. Demek ki bu da açı ortaydır. Çünkü açı ortaylar dik kesişiyor. Birinin açı ortay olduğunu biliyorsanız diğer köşeden gelen de açı ortay. Ya e açı ortayların kesiştiği nokta orta taban olması gerekiyor. Demek ki ben şuradan bir paralel çizersem arkadaşlar bakın bu orta taban olur. Gelir burayı da ikiye parça bilir. Muhteşem üçlü bir taraftan da. E 4 ile 5'in toplamı 9. Yarısı bura 9 bölü 2. 9 bölü 2. 9 bölü 2. Bayağı bir şey bulduk. Bana bütün alan lazım. Alt taban belli. Üst taban belli. Yükseklik. Hemen arkadaşlar bunu dikdörtgene dönüştürelim. Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Şura 7. 4 ise buraya ne kaldı? 3. Bura 90. Şura h. Yükseklik artık şuradan bulunur. h kare artı 9 eşittir. Şu 9 etti arkadaşlar. 81. h kare 72 oldu. 9'u karşıya attım. 36 çarpı 2. 6 kök 2 oldu h arkadaşlar. Peki alan alt taban 7. Üst taban 4. Topla 11. Çarp 6 kök 2 ile böl 2'ye. Buradan 33 kök 2 bulunmuş oldu arkadaşlar. Yani D şıkkıymış. Sıradaki soru çok güzel bir soru. Dikkatli dinlenecek ama. Şimdi DK uzunluğu şurası 3K 2K iken arkadaşlar KA 3K'ymış. Bakın arkadaşlar şu alan 18 verilmiş. Şimdi biz şuradan bakın yüksekliği çizecek olursak. Şunu da şöyle alalım. 2K'ya 2H gelirse 3K'ya 3H gelir arkadaşlar. Şimdi 18 olan alan eşittir. 2H çarpı 3 bölü 2'den H buradan 6 çıktı. Demek ki şurası 12 12'ymiş. Burası da 18 yüksekliğindeymiş. Taralı alanı bulabilmek için bütün alandan şu iki beyaz kısmı zaten birini biliyorum. Diğer beyaz kısım şuran alanda bulayım burada. 18 çarpı 14 bölü 2. Sadeleştirdim. 9. 9 kere 4. 36. 126 bulundu. Bakın beyazlar 18 ve 126. 126 ile 18'in toplamı 144 alan eder bütün alanı bulup ikisinin 144'ü çıkartayım. E bütün alan alt taban 14, üst taban 7 topladım 17. Çarpı yükseklik 30 bölü 2. 2 ile 30'u sadeleştirdim. 15 çarptım. 255 bulundu arkadaşlar. E 255'ten de 144'ü çıkartırsanız siyah bölgenin alanı ortaya çıkar ki o da 111'dir arkadaşlar. Yani Edirna. Neymiş arkadaşlar? Edirna şıkkı. Evet bu arkadaşlar yamukta alan dediğimiz olay da bu. Biraz dikkat gerekiyor. Ters sorular olabilir. Yamukta alan konusunu paralelde alan tamamlayacak arkadaşlar. Paralelle birlikte çok tatlı sorular sorulabiliyor. İnşallah diğer dersimizde e, paralel kenara geçeceğiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.